Toplantısıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak bugün. Ekonominin ağırlıklı gündem maddesi olmasını bekliyoruz elbette. Hem enflasyonla mücadele meselesi, bir yandan memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci masadaki önemli başlıklar arasında olacak. Diğer yandan dış politikada işte geçtiğimiz günlerde Putin'e de bir görüşme yaptı Erdoğan. Tahıl koridoru anlaşmasının acaba devam eder mi etmez mi, bunu konuşmuştuk. Ne gibi adımlar atılmalı? Bunlar da gözden geçirilecek. Kabinede öne çıkan başlıkları dinleyerek başlayalım. Şimdi istersen Rusya-Ukrayna meselesiyle ilgili başlayalım. Çünkü bu konuda Türkiye çabalarını devam ettiriyor. Şimdi Putin'e bir telefon görüşmesi yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu tahıl meselesinde görüşmüştü. Şimdi Ağustos ayında bir ziyaret bekleniyor Rusya liderinden. Ona ilişkin de Cuma günü açıklamaları olmuştu. Onu da hatırlatalım. Henüz diyor tarih netleşmedi diyor Cumhurbaşkanı. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek diyor. Bu ay gelmesi bekleniyor Putin. Görüşmeler hala devam ediyor. Tahıl meselesiyle ilgili olarak da Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi, buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapmak istiyoruz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi tabii bu tahıl meselesiyle ilgili olarak gelinen nokta Putin'in Ağustos ayında yapacağı ziyaret, tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesi için atılabilecek adımlar, tüm bunlar bu kritik tabii ziyaret de öncesinde, Putin'in ziyareti öncesinde toplantıda ele alınacak, değerlendirilecek. Bir diğer önemli başlık tabii ki ekonomi. Şimdi Mehmet Şimşek'in yaptığı bir toplantı vardı. Önemli bir toplantı, İstanbul'da 50'den fazla yabancı yatırımcının yer aldığı bir toplantıya katılmıştı. Tabii daha fazla yabancı yatırımı Türkiye çekmek istiyor. Dolayısıyla hem o toplantının sonuçları, daha fazla yabancı yatırımcı için yapılması gerekenler, tüm bunlar bugünkü kabinede ele alınması beklenen konulardan biri. Tabii son enflasyon rakamları çerçevesinde atılacak adımlar, enflasyonla mücadelenin gidişi vesaire, tüm bunlar konuşulacak, tartışılacak. Onun dışında tabii memurların zam oranı meselesi var. 2024-2025'te zamları ne olacak memurların? Buna ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Hala da devam ediyor. Şimdi memurların ne istediğini biliyoruz. Burada da konuştuk defalarca ama hükümet acaba ne verecek? Hangi noktada? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın da hep işaret ettiği bir nokta var. Yani Ocak ayını işaret ediyor. Daha fazlasını vermek istediğini söylüyor. Özellikle emeklilere bütçe gelirlerini arttırmaya yönelik adımlardan sonuç aldıkça daha fazlasını işte yapacağız şeklinde mesajları olmuştu. Tabii tüm bu çerçevede şimdi 14 Ağustos'ta da hükümetin teklifini, hükümetin vereceği zam oranını duymayı bekliyoruz. Bu süreçle ilgili de bugün Çalışma Bakanı'nın bir bilgilendirme yapabileceği ve o rakamın da yine bu kabine toplantısında gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Onun dışında Kur'an-ı Kerim'e yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan terör odaklarının İsveç'te yaptığı bu provokatif eylemlerinde yine gündeme gelmesi bekleniyor. Yine terörle mücadelenin de ele alınması bekleniyor kabine toplantısında. Ve her kabine toplantısının ardından olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapmasını bekliyoruz bugün de Sultan.